İyi bayramlar sevgili Atatürkçüler. Size Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dan sesleniyorum. Eski bir Atatürkçü olarak Atatürk'ün kuruluşu halk evlerinde yetişen ve daha sonra ADD'nin kuruluşunu gerçekleştiren bir Atatürkçü olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi başkenti Ankara'dan hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar diyorum çünkü 23 Nisan bizim bayramımız. Her ne kadar dışarıda çıkamasak da, her ne kadar evlere kapansak da, her ne kadar bugün bir salgın hastalığın koşullarında istediğimiz gibi 100. yılımızı Kuvayi Milliye'nin, meclisin açılışının, Türkiye'de ulusal egemenliğin gerçekleşmesinin 100. yılını bugünkü koşullarda ne yazık ki istediğimiz gibi kutlayamıyoruz. Birçok olumsuzluk var. Birçok olumsuz koşula rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını koruması, ayakta kalması, yoluna devam etmesi noktasında biz Atatürkçülerin bu gibi zor günlerde, zor anlarda Kuvayi Milliye'den gelen ruhumuzu korumak, ulusal kurtuluşun ortaya koymuş olduğu bugünkü çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak gibi bir görevimiz var. Evet, sizin duyduğum kadarıyla bu tür özellikle cep telefonları kullanılarak kısa mesajlı programlar yaptığınızı biliyorum. O nedenle bu programı kısa tutacağız ve bu doğrultuda size özet bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Evet değerli arkadaşlar, sizin bu programlarla Atatürk'e yönelmek, Atatürk'ü tanımak, Atatürk'ün çevresi, yakın çalışmaları ve Atatürk'te görüşmüş olan kişilerin anılarını öğrenmek gibi bir yaklaşımınız var. Ama ne yazık ki Atatürk'ün kuşağı artık geride kaldı. Ama Atatürk'ün kuşağının yetiştirdikleri ya da Atatürk'le beraber var olan o önde gelen Cumhuriyet'in kurucusu kadroların yetiştirdiği kişiler bugün devredeler ki ben de 27 Mayıs sonrasında halk evlerinin ikinci kez kuruluşuyla beraber bu konularda çalışmaya başladığımda karşımda Atatürk'le beraber çalışmış olan eğitimciler ve kültür adamları vardı. Köy enstitülerinin önde gelen kuruluşçularından birisi olan Rauf İnan. Atatürk'ün özellikle kültür çalışmalarında görev alan Profesör Sadi Irmak, Profesör Vildan Aşır Savaşır, halk evlerinin kuruluşunda öncülük yapan ve bu doğrultuda çalışmaları sürdüren Vildan Aşır Savaşır ki kendisiyle uzun süre beraber çalıştım ve işte o birikim halk evlerinin yeniden örgütlenmesini gündeme getirdi ve daha sonra da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşuna giden yolu açtı. Evet, Profesör Bedrettin Tuncel UNESCO Genel Başkanı'ydı Türkiye'de ve Atatürk'ün yanında yer almış bir kültür elemanıydı. Vildan Aşır Savaşır demin söylediğim gibi öyleydi. Şimdi söyleyeceğim bir isim ki halk evlerinde 27 Mayıs sonrasında beraber olduğum ve Atatürkçülüğün o özünü şiirleriyle ortaya koyan büyük şair Behçet Kemal Çağlar. Bu isimlerle ben 27 Mayıs sonrasında halk evlerinde, Atatürk'ün halk evlerinde ki ikinci kez kurulduğunda 1960'lı yıllarda yeniden yapılanmaya girdiği noktada işte Atatürk'ün yanından gelen bir kadro vardı. O kadronun bir kanadı halk evlerinde yetişmişti demin söylediğim gibi. Bir kanadı da bugün gene yıl dönümünü kutladığımız köy enstitülerine yetişmişti. Köy enstitülerinin önünde gelen temsilcileri olan Fakir Baykurt, Talip Apaydın ve işte bu doğrultuda hareket eden Mahmut Bakal gibi bilim adamlarıyla, kültür adamlarıyla, öğretmenlerle gene ben halk evlerinin çatısı altında beraber oldum ve daha sonra o birikimi gerek Türkiye'de gerek Almanya'da, Avrupa'da Atatürkçülüğü örgütlerken bizim yanımızda yer aldılar. Ki ben özellikle 1990'lı yıllarda Almanya'ya geldiğimde, Avrupa ülkelerine dolaştığımda hep o köy enstitülerinden yetişmiş olan, halk evlerinden yetişmiş olan öğretmenleri, bilim adamlarını, kültür adamlarını hep ADD çatısı altında ADD ile beraber çalışırken gördüm ki işte bu birikimi bize Cumhuriyet Türkiye'si Ankara merkezli çalışmalarıyla bize sağladı ve 27 Mayıs'ın gerçekleşmesinde de yeniden halk evlerinin kurulmasıyla Atatürk dönemine geri yönelme oldu ama o aşamada köy enstitüleri de çok istenmesine rağmen gerçekleşemedi.
Çünkü köy enstitüleriyle birlikte kırsal alanın bütünüyle geleceği söz konusuydu. O noktada halk evleri büyük şehirlerde örgütlendi. Gene eskisi gibi halk evleri ilçelerde örgütlendi. Köylerde halk odaları kuruldu. Ama daha sonraki gelişmeler biliyorsunuz, 27 Mayıs sonrasındaki gelişmelerde Türkiye'ye Soğuk Savaş'ın son döneminde özellikle bir terörü gündeme getirmesi, o terörle darbe senaryosuna doğru Türkiye'nin yönlendirilmesi noktasında maalesef o yeniden açılan halk evlerinin 12 Eylül'e geldiğiniz zaman kapatıldığını gördük. İşte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurulmasına giden süreçte Atatürk'ün arkadaşlarıyla beraber hareket ettiği halk evleri hareketi, millet mektepleri hareketi ve daha sonra Atatürk sonrasında İsmet İnönü'nün örgütlediği köy enstitüleri hareketinin temsilcileri, önde gelen bilim adamları, sanatçıları, yazarları hep bu bir çizgiyi temsil ederek bugüne geldiler. İşte bu çizgiyi bugün Avrupa'da ve Türkiye'de Atatürkçü Düşünce Derneği taşımaktadır. Ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel sekreteri olarak Atatürk'ün arkadaşlarıyla beraber çalışma şansına elde etmiş 20. yüzyılın ikinci yarısında o birikimi kamuoyuna taşıma noktasında görev almış bir bilim adamı olarak, bir örgüt adamı olarak bu çalışmaları yaptım ve gördüğünüz gibi artık 20. yüzyıl geride kaldı. 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti yoluna devam ediyor. Atatürk'ün bize verdiği bir mesaj var. O mesaj doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Ama bunun içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Kemalist birikimin bugünün kuşaklarına, gençlerine, yeni kadrolara aşılanması, Türkiye'de ve Avrupa'da ve bu bölgede, merkezi coğrafyada Atatürk'ten bize emanet kalan bu birikimin örgütlenmesi gerekmektedir. İşte bu çerçevede ben size bugün 17 Nisan'ın yıl dönümünde, köy enstitülerinin kuruluşunun yıl dönümünde ve 23 Nisan'ın yıl dönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümünde Ankara'dan bir Atatürkçü Düşünce Derneği kurucusu olarak hepinizi selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum ve diyorum ki yurtta sulh, cihanda sulh yolumuza devam edeceğiz. Yurtta sulh, cihanda sulh esas olacak ama buna bir de bölgede sulhu ekleyeceğiz. Bu bölgedeki bütün emperyal projelere karşı çıkacağız ve Atatürk'ten bize miras kalan bugünkü devlet yapısıyla yolumuza devam ederken komşularımızla beraber olacağız. Evet, bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize önümüzdeki dönemde mutlu günler diliyorum, başarılı çalışmalar diliyorum. Umarım gelecekte hep beraber olacağız ve dayanışma içerisinde çalışacağız. Son söz olarak diyorum ki ne mutlu Türk'üm diyene.